Öncelikle karaciğer yağlanması e, kimlerde olur? E, oradan başlayıp daha sonra açmaya çalışacağım. Obezite dediğimiz şişmanlarda, yüksek kalorili beslenenlerde, hızlı kilo verenlerde, diyabet mellitus yani şeker hastalığı olan kişilerde, alkol kullananlarda, bazı ilaçlarda e, karaciğer yağlanmasını görebiliyoruz. E, ee, karaciğerin yağlanması için iki darbe gerekir. Birinci darbe insülin direnci dediğimiz ee, karaciğerde trigliserit yani bir yağ bir tür yağ birikimine sebep olan birinci darbe. Arkasından ikinci darbe gelir. İkinci darbede karaciğerin ikinci darbenin etkisiyle bu çeşitli sebeplerden olabilir. Ee, karaciğerde fibrozis dediğimiz büzüşme ve e, iltihaplanma ya yol açabilir. Karaciğer yağlanması e, olmaması için bazı şeyleri gerçekten dikkat etmek lazım. E, bilinçsizce kilo vermek bu en yanlış şeylerden biri. Mutlaka doktor kontrolünde, diyet uzmanı kontrolünde e, bilinçli bir şekilde e, kilo vermek lazım. Eğer hastalık, şişmanlık varsa, yüksek kalorili besleniyorsa diyet burada çok önemli. Bir diğer önemli sebeplerden biri ki karaciğer yağlanmasında en önem verdiğimiz grup diyabet mellitus yani şeker hastalığı olan insanların düzenli aralıklarla karaciğer kontrollerinin yapılması, ultrason çekimlerinin yapılması ve hastaların mutlaka kan yağlarının, şeker düzeyinin düzenli tutulması gerekmektedir. Bu hastalar oldukça yatkındır. Bir de alkole bağlı yani karaciğer yağlanması var. Bu alkole bağlı karaciğer yağlanması başka bir gündemde konuşulacaktır.